Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, bir tatil bitti. En azından benim tatilim bitti ve paranın rotası yeniden başladı. Çok fazla mail göndermiştiniz. Ayrıca Twitter'dan da çok fazla soruluyordu. Bugün en azından ben de gönderdiğim tweetle siz izleyicilerimize duyurmaya çalıştım. Paranın rotasında bundan sonraki dönemde de yine aynı saatte, saat 9-10 geçe birlikte olacağız. Ve formatımızda bir değişiklik yok ve her zaman sizden gelen soruları da cevaplamak üzere bir formatı oluşturduk. Zaman zaman ben konuklarımla sizlerin sorularınızı cevaplayacağım. Aynı zamanda zaman zaman da yine ben sürekli konuk olarak soru cevaplayacağım. Aslında bütün amacımız paranın rotasında bu paranın yönünü belirlemek üzere gerçekten de insanların kafalarındaki soruları birazcık olsun azaltabilmek. Ve öyle bir dönem ki gerçekten bu yaz oldukça sıcak geçiyor piyasalar açısından. Ve piyasalarda çok sert hareketler oluyor. Bir bakıyorsunuz borsalarda sert düşüşler vesaire. Yani şu an onların ayrıntısına girmeyeyim. Hepiniz izleyen herkes bunu biliyor. Sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Sorularınızı paranın rotası @gmail.com'a gönderebilirsiniz. Veya tweetlerinizi de yerdinç65'e @yerdinç65'e gönderebilirsiniz. Oradan da en azından tweetlerinizi görüyor olacağım. Ve bugünkü konuğumuz da ben böyle giriş yaptım. Hasretlikten oldu yani. Bugün çok sevgili Üzeyir Doğan, Marbaş Menkul Değerlerin Araştırma Müdürü geldi. Hoş geldin Üzeyir. Hoş bulduk hocam. Sağ olasın. Yine beni kırmadın. Yeni yayın döneminde de hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz yeni bu her zaman çok hoş olur biliyor musun? Böyle bir ara verip tekrar başlamak. Ama genellikle ben ne zaman yeni bir yayına başlamışsam hep böyle kader midir nedir? Yokken hep böyle fırtınalı zamanlar geçmiştir. Geçen sene de benzer şekilde olmuştu. Biliyorsun o zaman da Avrupa Birliği'nde işte Yunanistan sorunu vardı. İspanya, İtalya faizleri vesaire artıyordu. İlk başta istersen şeyden başlayalım. Sorular hemen düşmeye başladı. Çok fazla soru gelmeye başladı. Ama hemen bu Jackson Hole'da biliyorsun Merkez Bankası başkanları toplanıyor ve orada konuşuyorlar. Bernanke Amerika Merkez Bankası Başkanı, Fed Başkanı olarak bu sene katılmadı. Uğur Gürses bir yazı yazdı bu konuda dün. Niye katılmadı diye. Orada meğer bu toplantıyı düzenleyen Merkez Bankası Başkanı ve Fed üyesi şu an adını hatırlamadım ama şey yapmış. Bütün oylamalarda hep tam aksi oy kullanmış tek başına bayan. Bunun üzerine Bernanke'nin o toplantıya katılmadığı belirtiliyor. Fakat Bullard açıklama yaptı. Dedi ki, ya biz parayı basarken şikayet ediyordunuz, çok para basıyorsunuz evet diye. Şimdi parayı çekiyoruz, gene şikayet ediyorsunuz. Hepiniz kardeşim, bağımsız merkez bankalarısınız. Başınızın çaresine bakacaksınız. Yani onu da mı size biz öğreteceğiz falan dedi. Ne diyorsun şimdi? Bu olaydan sonra, Jackson Hole'daki toplantıdan sonra bizim merkez bankamıza geleceğim de ben adım atar mı? Bizim merkez bankamız ileriye dönük adım atacak bence. Yani önümüzdeki ayki toplantıda bence faizler tarafında bir adım atacak. Zaten şu an her ne kadar politika faizini arttırmamış olsa da faiz koridorundaki artış, dövizin bu şekilde yükselmesine izin vermesi dolaylı olarak bir faiz artışı etkisi yarattı bence piyasada. Bundan sonraki adım piyasayı tam olarak tatmin edebilmek için politika faizinde bir artış. Bunu da önümüzdeki dönemde yapar diye düşünüyorum. Ama Fed tarafına bakacak olursak, Fed tarafı artık Eylül ayı içerisinde bu parasal genişlemeyi, daha doğrusu varlık alımını azaltacak mı derseniz azaltma ihtimali %51. Ama azaltmasa da Ekim ayında ya da Kasım ayında bu azaltma işlemi bence başlayacak. Tüm piyasalarda buna hazırlanıyor. Bullard'ın açıklamalarına baktığımızda bunu kendileri açısından ben doğru bir yaklaşım olarak görüyorum. Çünkü Amerika'yı nereden bakarsanız 1930 buhranına benzer bir krizden çıkarttılar. Ve bu çıkarttıkları ortamda öyle büyük bir krizin eşiğinden dönmüşken bir ülkenin merkez bankası başkasının başka ülkeleri öncelik olarak gözetmesi bence
düşünülemez. Yani orada Merkez Bankası kendi ülkesinin, kendi milletinin çıkarlarını göz önünde bulunduruyor. Bu açıdan diğer ülkelerin merkez bankaları da artık politikalarını belirlerken kendi halkının çıkarlarını göz önünde bulundurarak nasıl daha rekabetçi bir hale geleceğini hepsi kendi ayarlamak zorunda. Yani burada da rekabetçi açısından kastımız, eğer bir sermaye ihtiyacınız varsa bu sermayeyi çekebilmek için o sermaye getiriyi cazip hale getirmek. Ya peki sana bir şey soracağım. Çok dürüstçe cevap ver. Bu toplantıda eğer ki piyasa bekliyordu biliyorsun 4.5'ta bırakacağını politika faizini de ve tamam üstte de koridorun üstünde de artış yapacağını inanıyordu da. Sen şu son iki toplantıda Merkez Bankası'nın tutumunu nasıl değerlendiriyorsun? Normalde olması gereken, yani para politikasında olması gereken bu mu yani? Yani şu an bana göre şöyle söyleyeyim, bana göre hafife alınıyor şu anki gelişmeler. Dün Sayın Mehmet Şimşek diyor ki, ya diyor bu gelişmekte olan ülkelerden para çıkışıdır diyor. Öyle fazla abartılacak bir şey yok diyor. Ve aslında beni en çok rahatsız eden de olaya öyle bakılması. Yani çünkü o zaman önlem alma ihtiyacı duymuyorsun. Önlem almadığında da piyasaların depremleri hep şeyde başlar. Yani çok küçük şeylerden başlar. Yani bir taş yerinden oynar, arkasından hepsini götürür. Yani Asya'da krizin başladığı ve 7 ülkeyi vurduğu kriz, Tayvan'da bir tane bankanın, o da önemli bir banka değil, sendikasyon kredisini ödeyemeyince Tayvan'a şey yaptılar, kredi vermeyi kestiler. Arkasından dediler ki Tayvan parası değer kaybediyor, diğerleri de değer kaybedecek. Bütün Asya paralarına hücum geldi. O sırada hiç umursamayan o kadar çok Asya ülkesi vardı ki ve çok büyük bir şeyle sonuçlandı. Şimdi burada umursamak gerekiyor. Bu anlamda ben sana şeyi soruyorum. Ya gerçekten şu an çok çekingen ve tutuk davranmıyor mu Merkez Bankası? Yani daha doğrusu benimki çok yönlendirici bir soru oluyor ama ben öyle düşündüğüm ve normalde ben de yorum yaptığım için öyle soruyorum sana. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani sen bana katılıyor musun? Şimdi burada katılıyorum, öncelikle onu ifade edeyim ama burada sadece Yaşar Erdinç ya da Üzeyir Doğan ne düşünüyor değil. Piyasanın geneli ne düşünüyor? Bence o soruya cevap vermek lazım. Piyasanın genelini ne düşündüğünü de hepimiz biliyoruz. Yani bu noktada sizin söyledikleriniz hemen hemen artık piyasanın genel kanısı oldu. Şu an Türkiye neden daha fazla ayrışıyor sorusunun birkaç cevabı var. Bunlardan iki tanesi dışsal etki olabilir. Orası çok güzel geldin oraya. Tam ona da girmiş olalım. Neden biz daha negatif ayrıştık geçen haftadan beri? Ben buna baktığımda temelde üç neden görüyorum. İki tanesi dışsal neden, bir tanesi içsel neden. Dışsal neden dediğimiz olaylar, bir tarafta Fed etkisi var. Bunu hiç kimse inkar edemez. Sadece Türkiye bundan etkilenmiyor. Yani gelişmekte olan ülkelere yani baktığımızda öyle. Ben bu hafta sonu Para Dergisi'nde bunu yazmıştım. Bu ayrışma nereden kaynaklanıyor diye. Baktığımızda yaklaşık 25-30 tane endeksin getirilerine bakmıştım. Burada yılbaşından bugüne kadarki olan süreçte negatif getiriye düşen ülke endeks sayısı 6 tane. Bunlara baktığımızda British ülkeleri, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, ilave olarak Güney Kore ve Türkiye var negatif getiride olan. Diğer evet, özellikle gelişmiş olan ülkeler Amerika, Avrupa bölgesi, İspanya da dahil buna, yani Avrupa'nın krizde olmuş ülkeleri dahil. Bak, bu sene artıda. Grafiği verelim arkadaşlar. Evet. Bu Türkiye. Şu soldaki kırmızı Türkiye. Değil mi? Evet. Ben de bu grafiği paylaşmıştım bu hafta. Evet. Emerging market. Zaten geçmiş, ya bütün gelişmekte olan piyasalar. Brezilya. Rusya, Güney Kore, Çin ve bu da Hindistan. Hindistan. Yani evet, gelişmekte olan piyasalar ciddi bir şekilde negatif ayrışıyor. Evet. Yani bu tablo, sadece bu tablo bile bunu gösteriyor. Önemli olan bu noktada bu devam edecek mi, bu negatif ayrışma etmeyecek mi? Bu soruya cevap vermek. Birinci tablo bu. Fed'in etkisi. Evet. İkinci tablo bizim için olumsuz olan, belki Brezilya'nın, Rusya'nın için olumlu olacak, ileriye dönük olumlu olabilecek ama bizim için olumsuz olacak petrol fiyatları. Mısır'daki gelişmeleri biliyoruz. Bugün yine petrol 110 doların üzerini test etti. Cuma evet, günü ve bugün. Orada bir sıkıntı var. Eğer petrol fiyatları 110 doların üzerine oturacak olursa bu bizim için ciddi anlamda bir risk teşkil edecek. Bizim dengelerimizi de bozabilecek bir durum. Hem büyümeyi daha da yavaşlatacak hem bütçe dengemizi, cari açığı bozabilecek. Petrol grafiğini de verelim. Yani bu çok tartışılıyor şu an petrol. Yani ya işte zam gelecek, doğalgaz acayip zamlanacak kışa doğru vesaire yorumları var. Şimdi petrol dikkat edersen şöyle bir trendi de kırmış ve orayı da destek yapmış. Son iki günde biraz yükseliş vardı 105, orada. 105-110. Tam yani girdik mi zannedersin? Bu şey Amerikan petrolü yani. Sen hangi petrolden bahsediyorsun? Brent'e bakıyorum daha çok. Brent'e bakıyorsun. Brent'e bakalım.
Brent de son iki günde, evet, Brent bayağı bir, bu daha kaliteli. Şimdi petrol. Burada Brent'le NYMEX arasında da zaten belli bir fark oluyor genelde. 5-10 dolar civarında bir fark. Bunun geçtiğimiz yıl Amerika'da bir boru hattı açılmıştı. Ondan sonra farklar almıştı. 5 dolar civarına kadar fark olacak. Son günlerde bu fark iyice kapanmıştı ama tekrar o fark yine 5 ile 10 dolar arası makul bir fark. Yani oradaki Brent'in biraz daha önce reaksiyon vermesi o farkın iyice daralmış olmasındandı. Ya bak, şöyle bir durum var. Üzeyir, senin söylediğine benim ekleyeceğim bir şey. Kesinlikle Amerika'da son veriler hakikaten bir toparlamayı çok net gösteriyor. Kesinlikle. Yani Fed bunu birçok veriden gördü zaten. Zaten o yüzden tahvil alım programını azaltmaya karar verdiler. Yoksa dünyanın ne olacağı umurlarında değil. O sonra evet, onlar uğraşıyorlar Amerika'yı kalkındırmak için. Bu görüldü. Eğer böyleyse gerçekten, ya artış hızlanırsa var ya, petrolde ne 120 tutar ne 130 tutar. Yani petrol kesinlikle direkt 130'a kadar da gider. Çin'den gelen verilerde de hiç olmazsa kötü beklenti durdu. Yani Çin'den gelen verilerde de kötü beklenti. Hani Çin daha yavaşlıyordu. Son bir ayda gelen veriler, Çin tamam artık dibi gördü. Bundan sonra da bir Avrupa'dan da gelen hafta veriler öyle çok iyi. Yani Almanya'nın büyümesi falan çok iyi. İngiltere ve Japonya'da genişlemeye devam edeceğini her fırsatta ifade ediyor. Evet. Yani bizim herhalde şansımız büyümenin yavaşlaması, ki o zaman daha az enerji ihtiyacımız oluyor. Daha da yavaşlayacak gibi gözüküyor bu gidişatla. Yani burada iki doğru, nokta buydu. İki tane faktör dedin. Birincisi dedin. Amerika. Fed'in, evet, Fed. İkincisi petrol fiyatları dedin. Biz bana kalırsa üçüncü unsur da Türkiye'de politika yapıcılara ya da Merkez Bankası'na güvenin eskisine göre biraz daha azalmış olması. Ben şu son dönemdeki süreçte Merkez Bankası'nın bu kadar tartışılıyor olması politikanın ekonomi için çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Yani Merkez Bankalarının ben konuşması değil icraatlarının ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Hatırlayacak olursanız daha önceki süreçte Merkez Bankası'nın kararları hep bizim için sürprizdi. Ve o sürprizler gerçekten de piyasayı ayakta tutmuştu, canlı tutmuştu. Ama şu an Merkez Bankası'nın bir sürpriz adım atma olasılığına neredeyse piyasa yok gözüyle bakıyor. Şimdi yani şok her zaman iyidir şeyde, bu tür durumlarda. Mesela dövizin yönünü çevirmek istiyorsan şoklayacaksın sistemi. Yani şoklamak demek de beklenmedik olanı yapacaksın. Herkes senin politika faizini arttırmanı beklemezken senin orada 25 bas puanlık bir artışın bile kararlılığını gösterir veya 50 bas puanlık. Fakat ben orada siyasi tercihlerin ön plana çıktığını ve Merkez Bankası'nın orada kendi başına çok fazla bağımsız davranamadığını düşünüyorum. Ve bu da iyi değil. Bizim gazetenin de bugünkü şeyde üstte manşetinde Erdoğan Süzer'in haberi var. SETA Direktörü Profesör Erdal Tanas diyor ki merkezin tek silahı faiz. Hani para gelirken dışarıdan, yani rock çalışıyor. Para gelirken iyi. Bir de para gelirken çok kolay. TL'yi istediğin kadar basar ve istediğin kadar dolar alabilirsin. Ama dolar çıkarken dolar basıp istediğin kadar doları gönderemiyorsun maalesef. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Sıkıntı orada aslında baktığımızda hükümetle Merkez Bankası hedefleri beraber belirliyorlar ve ortada bir araçlar kalıyor bunu yönetmek için. Merkez Bankası'nın bu noktada faizi nasıl küresel ortam iyiken, likitte bolken faizi bir araç olarak kullandıysa, tersi durumda da bunu ters yönde kullanması çok normal bir süreç olmalıydı. Evet. Biz faiz arttırdığımızda büyüme kilitlenecek, büyüme daha da zayıflayacak diye bir önyargı var. Hani bu doğru da bir tespit, önyargı demeyin buna. Ama aynı zamanda kurların yukarı gitmesi de büyümeyi olumsuz etkiliyor. Yani iç tüketimin evet, üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak bir unsur. Evet. Merkez Bankası'nın bunu da göz önünde bulundurması lazım. Kur 1.80 kenki büyüme etkisiyle 2 olduğundaki büyüme etkisi arasındaki ilişki de tespit edilmeli. Ben açıkçası başta da söylemiştim. Her ne kadar Merkez Bankası politika faizini arttırmamış olsa da koridordaki artış artı kurun bu kadar yükselmiş olması politika faizindeki artışın etkisini zaten ekonomi üzerinde yaptı, büyüme üzerinde. Psikolojik etkisi farklı yani. Kesinlikle o büyüme üzerinde etkiyi yaptı ama hala kur burada durur mu derseniz, eğer Merkez Bankası'nın gerektiğinde her türlü adam atacağına olan inanç sağlanamazsa burada da durmaz. 2.10 olur, 2.15 olur. Bu da ardından gelecek 25 bas puanlık, 50 bas puanlık politika faizi artışını bile belki hiçe götürmüş olacak. Yani başta atılmış olsaydı çok daha reel etkisi olmuş olacaktı. Ben bu hafta Para Dergisi'nde yazarken bunu ifade etmiştim. Eğer gerçekten bu gelişmekte olan ülkelerin negatif ayrışması kısa süreli bir olguysa, hükümetten gelen açıklamalarda olduğu gibi, politika faizinin arttırılmamış olması, ciddi önlemlerin alınmamış olması, bunun kısa süreli olacaksa,
ilerleyen dönemde bunu bir başarı olarak görebiliriz. Ama ben o yönde düşünmüyorum. Ben biraz önceki tabloda da gördük. Gelişmekte olan ülkeler genel olarak çok negatif ayrışıyor. Bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyorum. Yani özellikle bizim gibi cari açığı yüksek, büyüyebilmek için dış finansman ihtiyacı olan ülkelerde bu süreç Amerika'daki tahvil alım programının azaltılması, durdurulması, yani genişlemenin azaltılması ve durdurulması bizim gibi ülkeler ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle... Ya aslında ben o konuda şeyim, Üzeyir. Tamam, durdurulmasının etkisi, yani şu an bak piyasalar abartıyor, tamam mı? En kötüyü fiyatlıyor, evet, o konuya en kötüyü fiyatlıyor. Şimdi 18-19 Eylül'ü bekleyeceğiz. 18-19 Eylül'ü o şeyi açıklayacak, Fed. Ne zaman başlayacaksın? Hadi Eylül'de başladı diyelim. Asıl sıkıntı ne biliyor musun? Eylül'de 10 milyar dolar azaltıldı. Acaba Ekim'de ne kadar olacak? Ondan sonra Kasım'da ne kadar olacak? Asıl sıkıntı o. Ama ne zaman ki Fed şöyle bir karar verirse, derse ki ben Eylül'de şu kadar, Ekim'de şu kadar veya 85 milyar doları 8 aya yay bakalım bir. Tamam mı? Şimdi Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, 8 Temmuz, hani ortaları, 2014 ortaları, Haziran'da da 2 ay. Bence Ekim'de falan başlayacak. Eylül'de de başlamayacak. Ekim'de başlayacak. 10'ar milyar dolar azalttığında 2014'ün ortasına geliyorsun. Hedef de orası zaten. Yani sanki kafada o var. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Biz o zaman her Ekim toplantısı bu ay ne kadar azaltacak? 15 mi olur, 10 mu olur? Tamam mı? Bu çok kötü. Ama Fed yaptığı açıklamada eşit bir rakam der de, ama eğer ki ekonomi çok olumsuza doğru gitmeye başlarsa durdurabiliriz bile derse, bu çok ciddi olumlu etki yaratır bizim gibi ülkelerde de. Ben çok fiyatlandığını düşünüyorum. O yüzden hani sürekli bir kötü görüntüden ziyade zaten 3'e gelmiş faizler. Yani şeyler, Amerikan 10 yıllıkları. Şimdi Amerika'da gidersen %3 faiz alıyorsun. Yani evet. %3'e yakın bir faiz alıyorsun. Neyse, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Belirsizlik insanları rahatsız ediyor. Fed bu belirsizliği ne kadar azaltır da geleceğe ilişkin ne yapacak? Nasıl ki 2015'in sonuna kadar faizi arttırmayacağım diye garanti veriyor. Benzer şeyi burada da yaparsa o zaman diğer ülkelere zararı minimize olur. O zaman herkes hesabını kitabını yapar. Her ay 10 milyar dolar azaltılacağına göre hesap kitap yapar. En kötü de, yani o durumda olacak en kötüyü de görmüş oluruz. O yüzden Eylül'den sonra biz borsalarda çıkış bekleyebiliriz. Yani bu kötü gidişatın durdurulmasını bekleyebiliriz. Ben yalnız şey yapacağım, yani sorulara da geçeceğim. Çünkü çok fazla soru geliyor. Soru gidelim mi? Olur. Hani böyle biz konu, çünkü bizim konuşacağımız konular geliyor zaten. Zeki Bey şunu soruyor. Hoş geldiniz diyor. Siz yokken altın yükselişe geçti. Alım için uygun seviye mi? Yoksa biraz geri çekilme olur mu diyor. Evet, biz yokken, biz ama gitmeden önce de altın için hakikaten yukarı yönlü bir hareket olabileceğini zaten söylüyorduk. Burada ne zaman alınır konusunu bilmiyorum ama sen ne diyorsun altınla ilgili olarak? Bir de yine Zeki Bey, yani ismi zannedersem Zeki Bey, soyadı herhalde Zeki Bey şeklinde. Banka endeksinde satış gördük. Bizde düşüş devam eder mi? Toparlamaya yönelik veri var mı diyor. Sana yalnız demin anlattığın şeylerden üzerine bir tane daha faktör ekleyeyim mi ben? Hani sen 3 tane faktör, evet, söyledin. Bir tanesi normal Fed'in etkisi. 2 petrol fiyatları. 3 Merkez Bankası'na ilişkin endişeler artma. Peki siyasi faktör yok mu? Yani Amerika ile şimdi bu son atışma. Yani işte Sayın Başbakan'ın İsrail'in parmağı var demesi, sonra Amerika'dan gelen açıklama, sonra Amerika'dan gelen açıklamaya karşı bizim açıklama yapmamız vesaire. Bu şekilde bir Amerika'nın açıklamasının sert gelmesi falan. Yabancının gözünde biraz daha Türkiye'yi negatif ayrıştırdı diyebilir miyiz? Onun da etkisi mutlaka oldu. O etkiyi biraz daha belki önümüzdeki yıl daha net göreceğiz. Bu sene yerel seçimler var önümüzdeki sene. Yaklaşık 7-8 ay sonra. Yerel seçimleri bir şekilde Türkiye atlatacak. Orada bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama genel seçimler soru işareti. Bizim açımızdan da soru işareti. Genel seçimlerde ne olacak? Başbakan 3. yıl dönemini dolduruyor. Görevi bırakacak mı? Başkanlık sistemi gelecek mi? Gelmezse ne olacak? Tabii. Partinin başına kim geçecek? Cumhurbaşkanı kim olacak? Orada çok ciddi bir belirsizlik var. O süreç açıkçası bence son 10 yılın en çetin siyasi dönemi olacak.
ve orada tartışmaların da çok ciddi şekilde alevleneceğini düşünüyorum. İşte o yüzden önümüzdeki iki yılı aslında ben daha riskli görüyorum. Aslında kesinlikle. Bu para çıkışından ziyade o yüzden görüyorum. Ama devam edeceğiz. Zeki Bey, sizin altınla ilgili ve BIST'le ilgili sorularınıza diğer sorular da zaten benzer şekilde geliyor. Bunların hepsine hemen çok kısa bir aramız var. Çok kısa bir aramız var. Çok kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz ve sorularınızı cevaplayacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet, paranın rotası devam ediyor sevgili seyirciler ve sizin sorularınızda kalmıştık. Hemen en son altın diyorduk. Üzeyir, altınla ilgili ne diyorsun? Bu arada ben de altının grafiğini hazırlayayım. Sen konuşurken bir taraftan da altının grafiği karşımızda dursun. Benim altın konusundaki beklentim şimdi, bunu daha önce de ifade etmiştim. Uluslararası raporlarda altının çıkarma, işleme, vergi vesaire tüm maliyetler eklendiğinde onsu için fiyat olarak yaklaşık 1000 dolarla 970 dolar civarıyla 1300 dolar arasında rakamlar ifade ediliyordu. Yani o civar altının aslında defter değeriydi. Hı hı. Bu bölgeye yaklaşıldıkça alım yapılabilir diye düşünüyordum. Ben açıkçası 1180 dolar gördüğümüzde orada bir panik oluşabileceğini ve 1000 dolar civarına doğru da bir atak gelebileceğini düşünüyordum. O bölgeden asıl 1000-1100 dolar aralığında altını toplama çok iyi maliyet olarak düşünüyordum. Oradan bir tepki gelir diyordum. Tepki biraz daha erken geldi. 1180 dolar civarından geldi. Şu an bu yükseliş peki nereye kadar devam eder? Benim öngörüm buradaki tam Fibonacci'yi çizdiğiniz yer %38,2 seviyesi. 1420 dolar civarı. Evet. Burası benim takip ettiğim en önemli direnç. Yani altın bu bölgeye kadar gelebilir. Ki dün test etti herhalde cuma günü buralar. 1400 doların üzerinde gördü. 1420 dolar civarı. Bu bölgede biraz zorlanacaktır. Buradan tekrar bir geri çekilme olup bu 1330 dolar civarlarına doğru tekrar bir geri çekilme olabilir. Hatta belki orayı da kırabilir ilerleyen günlerdeki gelişmelere yani göre. Yani sen şimdi kısa vadede 1330'a doğru çekilme mi bekliyorsun? Evet, benim beklentim oyunda. 1420 dolar aşmasını ben şu an için biraz daha az olasılık veriyorum. Yani evet. %30 diyebilirim o olasılığa. Ama 1420 dolar civarı geçilecek olursa orada ben satış yapanlar ya da aşağı yönlü pozisyon alanlar orada trend var. 1800 dolar civarından başlayıp gelen günümüze. O da 1500 dolar civarında. 1500 dolar civarına kadar yeni bir çıkış gelebilir. Yani orada 80 dolarlık bir marj var. Bu Fibonacci'yi çizdiğimiz bölgeden gelen trend. Hı hı. 1500'e kadar da çıkabilir. Ama benim öngörüm 1420 doların en azından şu aşamada güçlü bir direnç oluşturacağı yönünde bu bölgeden bir geri çekilme olasılığı. Şuraya bir mavi çizgi atıyorum. Bu mavi çizgi 1525 dolar. Yani kırdığı önemli seviye. Evet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben 2-3 aylık bir süre içerisinde 1500'e kadar 1480, onu zaten geçen cuma akşamıydı zannedersem Bloomberg'de Barış'la beraber yaptığımız programda da belirttim. 1480-1500 dolara gideceğini düşünüyorum ama kısa vadede şuralarda bir toparlama olacak. Nereden altın alır sorusunun bence cevabı 1350-1325 dolar arası. Yani oraya geldiği zaman oralar alım için uygun ama seviyeler. Orada da bence dikkatli olmalı. Yine eğer 1325'in altına deniyorsa, özellikle 1300'ün altına sarkma söz konusu olursa bence bu sefer yok oraya kadar oraya kadar sert olur da şu çok trend önemli. Bak. Evet. Yani şu trendin altına gelebiliriz. Ayı tuzağı oluşabilir. O da 1320-1325'tir. O civarda. Yani buralardadır. Ama 1325'in altına giderse zaten o zaman yaklaşık olarak 1270-1280'e kadar ben gider. O senaryo gerçekleşirse oranı tutmama ihtimali de yüksek görüyorum. Yani orada tekrar 38.2 mi? Hayır. Altına inerse 1320 doların altına inerse 1270 dolar civarını da tutmayacağını düşünüyorum. Tutmaz tekrar o zaman. Tekrar yeni bir dip oluşur diye düşünüyorum. Bu dip eğer önceki seviyenin biraz üzerinde de olabilir. Orada belki bir yükselen dip olmuş olur. 1220 dolar civarı, 1230 dolar civarı. O zaman şöyle diyelim. Yani senin beklentin aslında buralardan, şuralardan evet, bir miktar geri dönüş. Buralarda bir oyalanca bekleme, değil mi? Evet, 1350 dolar. Hatta şuraya da kadar gelebilir diyorsun. Kadar. Ve buralardan tepki verip eğer sonra tepki değer orayı kırabilirse şurayı kırarsa 1500. 1500. Kıramazsa yani ama bence orada her türlü satış yapılıp ikinci zirve oluşur benim tahminim orada eğer kıramazsa ve bu sefer bence daha sert bir gerilemenin önü açılmış olur eğer tamam. İkinci zirve orayı geçemezsek. O zaman Üzeyir Doğan'ın kafasındaki grafik bu. Bu. Evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Bu aşamada şöyle bir altında hareket bekliyorum. Buralarda bir süre oyalanacağız ve burası önemli bir destek.
Bunun altına biraz geçmesi önemli değil. Önemli olan bence 1325'in aşağı kırılması, evet, net bir şekilde. Bu kısa vadede hatta böyle bekleniyor ama Üzeyir. Yani böyle sanki herkes bunu bekliyor. Bu aşağıya doğru bir gelişi. Fakat burada bekleme biraz uzun sürerse, yani 1300'ün mesela 1350'nin altına gelmeden bu bekleme eğer şöyle sürerse, yani şöyle devam ederse ve burada sürekli bir bekleme olursa burada kırar geçer bence. Yani olabilir. çok düşmezse 1350'nin altına gelmediği sürece orayı her an kırabilecek diye düşünmek lazım. Çünkü bir ivme kazandı. Amerika'dan gelen veriler olumlu oldukça aslında altın düşmedi. Olumsuz veri gelince hızla yükseldi. En çok trendi destekleyen bu bence. Yani Amerika'dan olumlu veri geliyor. Nasıl olsa ileride enflasyon artacak diye altın düşmüyor. Kesinlikle. Olumsuz veri geliyor. Parasal genişlemeye biraz devam geciktirirler için diye gidiyor. Yani ikisini de kendine yontuyor altın. Yani o yüzden böyle düşünebiliriz. Evet, altınla ilgili soruyu cevapladık. Bu arada açıldı, borsa açıldı. Ona da bir bakacağız. İşlemler başladı. Ve BIST 100 nasıl açıldı bakalım. Bugün biraz yükselişle bekliyorduk. Evet, şu an grafik geliyor. 68.500 seviyesinden işlemler oluyor. 68.300 seviyesinden. Bu 5 dakikalık grafik. Yani dün cuma günkü hareket şöyleydi. Açılıp yüksek açılıp daha sonra geri çekilip ikinci bir dip gördü burada. 67.300. Bu 5 dakikalık grafiklerde gördü tabii. Evet. Günlük grafiklerde o gözükmüyor. Yani günlük grafiklerde burada gelmiş. Şurada 2 tane doji yapmış. Yani böyle bir yıldız yapmış. Şu an için herhalde 70.500, 70.600'e doğru bir tepki yapması mümkün mü sence? Sen ne diyorsun şimdi? Ben 70.000 kırıldığında bu satışın ilk etapta 500 günlük ortalamayı, o 500 günlük ortalamada 67.750 civarında bulunuyor. Yani günlük grafikte mi 500 günlük? Evet, 500 günlük ortalama. Koyalım o grafiği bir dakika. Hareketli ortalamayı ekleyelim şeye. 500 günlük. Evet. Şunu da mavi yapalım. Burasıydı ilk baktığım yer. Burası test edildi. Burasını ben ara destek olarak görüyordum açıkçası. Ana desteğimiz hala burası değil bence. Burada 67.750 civarıydı. 300-400 puanlık bir altına sarkma oldu. İlk desteği burada buldu. Ama benim ana destek beklentim burada. 65.600 civarı. O da Fibonacci'deki 161,8 seviyesi. Bu son Fibonacci çıkışı. Fibonacci şuradan mı alır? Evet. Oradaki dipten aldığımızda o bölgedeki 61.800. Evet, 65.600 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Biraz daha altında 500 günlük ortalamanın. O bölgede bir dip çalışması yapacağını düşünüyordum ben. Şimdi 500 günlük ortalama ilk seferde tuttu gibi gözüküyor. Ama bu ben hala buranlara destek olacağına, bunun altına sarkma da olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada burayı biraz izlemek lazım. Burada olacak tepkiler bence 70.000-70.500 civarı. Bu bölgeye kadar olacak her yükseliş bence kısa vadeli satış fırsatı. Ta ki 70.500'ün üzerinde, 70.000'in üzerinde kalıcı, sağlıklı kapanışlar görene kadar 70.000'in üzerinde. Ben özellikle 70.000'in altına inildiği andan itibaren sürekli de bunu ifade ettim. Gün içerisinde olacak 1000-2000 puanlık yükselişler olabilir ya da birkaç günlük vadeler içerisinde. Bu 1000-2000 puanlık yükselişlerin hepsi satış fırsatı benim gözümde. Evet, ben sana o zaman bir şey, grafikte başka bir şey daha göstereyim o zaman. Başka bir bakış açısıyla biraz daha orta vadeli. Yani biz şimdi kısa vadede o zaman senin söylediğini şöyle diyebilir miyiz? 70.500'ü geçmeyecek, oraya doğru bir tepki mi yapacak? Evet, tepki yapabilir. Evet. O bölgede satış yapmak lazım. Tekrar alım içinde ben 65.600 civarı ilk seviye. O bölgeden alım yapılabilir ama ola ki o bölgede tutmayacak, 65.000'in altında kapanışlar. Ben sana bir o zaman kötü bir haber. 61.800'e bu kadar yaklaşmak iyi değil. Kesinlikle. 61.800'e değmek demek aslında bu trendin ana bir düşüş trendi olduğunu teyit eder. Yani kırarsa teyit olur. Yani aslında değse bile ana düşüş trendine girdik diye teyit eder. Bu şu demektir. Gelecek 2 yıl boyunca, hele 61.8'in altına gelirse gelecek 1-2 yıl boyunca çok fazla bir şey beklemeyin demektir. Ben şimdi de o bölgede belki bir ayı tuzağı oluşup tekrar bir tepki gelebilir. Çünkü fiyat, evet, kazanç oranları vesaire çok uygun seviyelere gelmeye başladı. Evet. Ben daha şimdi önce sana bir şey göstereceğim Üzeyir. Ve burada şu 200 haftalık ortalama. Tamam mı? 200 haftalık ortalamanın altına borsa
Ne zaman düşmüş biliyor musun? 2008 krizinde düşmüş. Ve geri doğru gidecek olursak, yani şöyle bir şey yapayım. Bu 200 günlük hareketli ortalama da baktığımızda, şu 2000 yılı ve bu 2000 yılı bir göstereceğim sana. 2000 krizi. Bu haftalık. Bak yeşil 200'e kadar düşüyor. Şimdi önümüzdeki hem siyasi gündem hem bu parasal genişlemenin durması vesaire, gelişmekte olan ülkelere para hemen tamam gittik geri geliyoruz diye çabucak gelmez yani. Bu 2001 krizinde 20 bin endeksten 6500'e düşüyoruz. %66. %60 düşüyoruz yani 2000'de. Ve ondan sonra şuraya bak, bu haftalık grafik, yanılmasınlar. Ondan sonra yaklaşık olarak 3 yıl boyunca 15 binle 8 bin arasında gidip geliyoruz. O zamanlar tabii %100 artışlar var. 7500'den 14 bine 15 bine %100 artış. Yani şimdi normal 40 bine gelip 80 bine gitmek gibi. Yani öyle düşün. Yani ama o zaman tabii enflasyon da çok yüksek. Evet. Hani bugünkü şartlarda değil. Orada o günkü %100 artışları biz %20 gibi düşünebiliriz şu an. %20-25. Yani önümüzdeki 1-2 yıl sanki böyle bir kanal oluşacak. Bu siyasi belirsizlik, seçimler, başbakanın cumhurbaşkanı olacak mı olmayacak mı, AK Parti'nin başına kim gelecek, 3 dönem konusu tüzükte değiştirilecek mi, değiştirilmeyecek mi vesaire. Bunların hepsi cevap bulması gereken sorular. Ve o zaman da diyorum ki şu 200 haftalık ortalamanın altı her zaman çok iyi alım yeri olmuş. Ne zaman? Ne zaman olmuş? Ne zaman olmamış? Büyük bir dünya krizi çıktığında olmamış. Yani şu evet, 2008 krizi çıktığında 200 hafta şey olmuş. Şimdi 200 haftaya, şu an 200 haftaya baktığımızda da 63 bin. Dolayısıyla 63 binin altı, o şeyi de görebilir, 60 bin de görebilir. Yani bir 3 bin puan da onun altı oluşabilir. Biz nereden alalım orta vadeli diyene benim şey yapacağım, hani söyleyeceğim şey, genel olarak bak şimdi şurası 200'e yaklaşmışız. Buradan sonra artık eldeki hisseleri çok zararına çıkmamak gerekiyor gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun bu analize? Yani özellikle şu 60 binin altına gelirse, yani pardon 63 binin altına gelirse oralar işte toplamak için çok daha, yani ne bileyim bir işte bir %20'lik çıkış için, 25'lik çıkış için. Zaten o durumda zirveye göre de yaklaşık 3'te 1 oranında gerilemiş olacağız. Ben endekse baktığımızda, hisselere baktığımızda da aynı şekilde fiyat kazanç oranlarına vesaire bakıyoruz. Tamam, parasal genişleme duracak. Büyüme belki %4 değil, olmayacağı artık neredeyse kesinleşti. 3 olacak ya da 2,5 olacak ama şirketler yine bu an şu anki karlarını 3 aşağı 5 yukarı korumaya devam edecek. Ki bilançolarında da bunu görüyoruz. Ortalama olarak da şu anda İMKB'deki şirketlerin 9 yıllık karına fiyat kazanç oranı 9 civarında, 9-9,5 civarında. Bunların makul olduğunu düşünüyorum. Hatta biraz daha gerileme olursa bu oranlar belki 8 civarlarına da gerilemiş olacak. Buraların ben de ideal alım yerleri olacağını düşünüyorum. Ama kısa vadede baktığımızda da ben açıkçası henüz orta ve uzun vadeli mal toplamak için uygun rakamlar bence değil de, diyorum. Yani biraz daha bekleyip en az, çünkü burada bir %8'lik %10'luk da aşağıda potansiyel var. Bahsettiğimiz rakamlar hep onu ifade ediyor. Yani 68 bin 69 bine göre yaklaşık %5 5 bin puanlık bir düşüş olsa 63 bine o da yaklaşık %5 %6'lık bir rakam ifade ediyor. O da bir yıllık faiz neredeyse. Şimdi şöyle sorulardan hemen süremiz doldu. Bir dakikamız var. Turgut Cin, petrol artıyor, dolar artıyor. Gelecek enflasyonlardan anlayacağız. 2000 TL'lik doların ne kadar önemsiz olduğunu demiş. Ayrıca Çağdaş Durmaz, iyi yayınlar hocam. Merkez Bankası'na hükümet baskısı piyasayı çok olumsuz etkiliyor diyebilir miyiz demiş. Öyle bir baskı olduğuna kesin olarak inanıyor Çağdaş. Suriye askeri üslerine olası ABD hava saldırısı bu hafta bizi nasıl etkiler demiş. Ki elbette ki olumsuz etkiler. Çünkü bizim de işe katılmamız söz konusu olabilir. İMKB ve altın yorumunu şey yaptık, verdik. Turgut Cin diyor ki hocam isterse Fed Eylül'de tamamen durdursun tahvil alımını. Ben 88 bin 90 bin arasında boşalttığım portföyümü oluşturmaya başladım diyor. Bence hisseler şu an hak etmedikleri fiyatlara gelmeye başladılar diyor. Uzun vadeli hisse seçimi konusunda Yusuf isimli bir Yusuf Şahin.
Programın yeniden başlamasına sevindik. Çocuklar için uzun vadeli hisse alımı yapmak istiyorum. Bu konuda tavsiyeniz nedir diyor. O konudaki tavsiyelerimi zaten veriyorum dergilerde vesaire. Ayrıca bizim Türk Omani dergisinde zaten veriyorum. Aynı zamanda paramı ne yapayım.com'da da zaten bir yatırım danışmanlığı faaliyeti başlattık. Ve orada yavaş yavaş işler başladı. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Turgut Polat Dolar Japon yeni sormuş ama altın Mert Metehan nerede al sat yapmak gerekir diyor. Tabii şimdi herkesin hangi vadede ne yaptığını bilmediğimiz için vatandaş alıyor bir kenara koyuyor. Forex'te izleyenler sadece şöyle 50 pipe hareket ediyorlar. Ortalama bir o zaman herkesi tatmin edecek bir tahmin vermek mümkün değil. Evet, çok fazla soru var ama ilk programda sevgili seyirciler ancak bu kadarını değinebildik. Sevgili Üzeyir, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlk programda paranın rotasının yeni dönemdeki ve beni kırmadın geldin. Sana başarılar diliyorum. Ayrıca senin sadece bir tane şapkan yok. 3-4 tane şapkan var değil mi? Araştırma müdürü, VIOP müdürü, VOP. Forex'e. Ve Forex, Forex'e de bakıyorsun. Marbaş Menkul Değerler'de. Evet, Üzeyir Doğan'a oradan ulaşabilirsiniz. Sevgili seyirciler, paranın rotasının sonuna geldik. Yarın sabah yine saat 9'u 10 geçe sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyoruz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.